O Kahramanmaraşlı, kahraman bir ev kadını. İki çocuk okuttu. Maddi olarak elinde sadece aile yadigarı altın yüzüğü kalmıştı. Onu da Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o desteğe bir sürprizle karşılık verdi. Mukadder Hanım nasılsın? Niye inanmıyorsun ya? Cumhurbaşkanına yüzük gönderiyorsun, mektup gönderiyorsun. Siz de bunun karşılığında telefonla ben sizi aramayayım mı? Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar onun arkasındayız. Bunu bilmesini istedim. Telefonun ucundaki isim ev hanımı Mukadder Öksüz'dü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz telefon gelince hem inanamadı hem de çok duygulandı. Hiç ağlamaya gerek yok ama sizin bu Kadir Şinaslığınızı bizim de unutmamız mümkün değil. Cumhurbaşkanı sesini duyunca zaten ben kendimden geçmiştim. Sabaha kadar ben uyumadım. Milli Dayanışma Kampanyası başlayınca bir mektup yazdı Mukadder Öksüz Cumhurbaşkanı'na. Maddi varlığım olarak bir tek yüzüğüm var. Çorbada benim de tuzum olsun dedi. Bizim de dedik elimize ne gelir? Kahramanmaraş'tan yazdığı mektubun içine aile yadigarı yüzüğünü koyup Erdoğan'a gönderdi. Aile yadigarı olan yüzüğüm manevi değeri var ama vatanımızın yanında hiçbir şeyin kıymeti yok. Dedeleri biliriz. Cumhurbaşkanını da duygulandırdı o destek. Mukadder Hanım'ın ve milletimizin Kadir Şinaslığını unutmak mümkün mü notuyla paylaştı sosyal medya hesabından mektubu Erdoğan. Bu millete hizmeti nasip eden Allah'a hamdolsun diyen Erdoğan, telefonda Mukadder Öksüz'ün ailesiyle de tek tek ilgilendi, bir de dua istedi. Beyefendiye çok selam söyle, imam olduğuna göre bize çok dua etsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Dua, dua, dua.